Efendim, halk dilinde maço olarak bilinen sert erkeklerin miadı doluyor mu? Araştırmalar kadınların son yıllarda daha yumuşak huylu ve narin erkekleri tercih ettiğini gösterdi. Peki sokak bu duruma ne dedi? Hadi hep birlikte dinleyelim. Dedim ya güzel gözlüm, varsın bana Anadolu erkeği desinler. Varsın bana maço erkek desinler. Seviyorum seni hem de Allah'ına kadar, ne derlerse desinler. Hani yeri geldiğinde sözümü dinletsin istiyorum, şey yapmasın. Ne hanımcı olmalı? Koşmalı mı efendim artık? Koşmalı. Emek olmadan olmuyor güzel şeyler. Ben biraz maço seviyorum. Son noktayı o söylemeli. Maço seven de çok, kibar seven de çok. Yumuşak başlı erkeklerden. Maçoyu ne yapacağız? Siz ne düşünüyorsunuz beyefendi? Katılıyorum. Yumuşak başlı bir erkek. Yumuşak başlı. Sevgilim yanında yumuşak başlı. Bir erkek yerine göre ağır olabilir ve ortama göre, ama ev işi konusunda kesinlikle hayatındaki kadına yardımcı olmalı. Siz bir ideal erkeği tarif edebilir misiniz? Karşımda duruyor. Şu dönemdeki sorunumuz olarak bence sadık olması. Peşinde mi koşmalı efendim kadının? Koşmalı kesinlikle ya. Kadınlar bunu istiyor çünkü. Koşmalı mı? Kesinlikle. Eşini bulanlar yanındaki erkeği işaret etti. Bulamayanlarsa babasını tarif edip babam gibi bir erkek arıyorum dedi. Tam babam gibi olsun isterim. Bir de babam gibi olmasını isterim. Erkeklerse maço ve sert tavırların kadın erkek ilişkilerinde daha bağlayıcı ve güvenilir olduğunu iddia ediyor. Benim tecrübelerime göre maço erkeklerden hoşlanıyorlar. Ben maço olduğum için kadınlardan daha çok değer görüyorum. Hep peşimde geziyorlar. Bence maçoların tercih edilmesi gerekiyor. Sosyal medyada çok konuşulan kadın erkek ilişkilerini biz de bugün halka sorduk. Kimi ben ağır başlı erkeklerden hoşlanırım derken, kimisi sert maço erkeklerden hoşlandığını söyledi. Bu tartışma böyle sürüp gideceğe benziyor.